Gecenin karanlığında yosun tuttu gözlerim yalnızlara çamında. Bütün gece ağladım damdaman kucağında. Yosun tuttu gözlerim yalnızlara çamında. Firuze abla. Efendim canım. Banyoda işim varsa ben çıktım. Tamam canım, sıhhatler olsun. Teşekkürler. Adil hala odasında değil mi? Odasında, odasında. Hadi gene şanslısınız ama bu sefer elinizi çabuk tutun. Çıkmamız lazım. Tamam Çilek, hemen giyinip saçımı kurutacağım. Sonra da çıkacağız. Tuğçe gelmeden çıkmamız lazım. Yoksa abim bizi görür gitmemize izin vermez. Ya aslında annemle babam izin verdi. Abim ne diyebilir ki? Aman sen onu bilmiyor musun? Nereye gideceksiniz, kiminle gideceksiniz diye bizi sıkıştıracak. Kaan, ablam, ben... gidiyoruz deyince kapıya kilit vuracak. Gerçi ben o kilidi açarım, açmasına da... bazı nedenler yüzünden açamıyorum. Ne yani, kapıyı mı kıracaksın? Onun gibi bir şey. Merak etme, 15 dakika içinde hazır olurum. Giyeceğim elbiseyi buldum. Tamam o zaman, ben de vakit kazanalım diye fön makinesini fişe takayım. Ay Çilek, niye o kadar acele ediyorsun ki? Çünkü acelemiz var. Oh, selam dostum. Ah, hoş geldin. Hoş bulduk. Sadık, bir trafik var ki dışarıda. Hiç sorma. Ben gelirken de öyleydi. Ya ben anlamıyorum şu işi. Yaz geldi, hala millet İstanbul'da. Para yok ki millete tatile gitsinler. Ancak hafta sonları boşalıyor şehir. Sadık, tatil demişken biz ne zaman gidiyoruz? Bu haftayı saymazsak Cem'in dersi, yani özel dersi haftaya bitiyor. Ne gün? Cumartesi. Süper. O zaman pazar sabahı erkenden yola çıkalım. Vallahi fena fikir değil ha. Ya bugün toplanalım da bir konuşalım şunu ya, plan filan yaparız ha. Ay bak şimdi üzüldüm ya. Yani siz niye gitmediniz önden şu tatile? Bizi niye beklediniz ki? Aşk olsun Sadık ya. Sizin oğlunuz bizim de oğlumuz. Hem arada ben de matematik çalıştırıyorum Cem'e, fena mı oluyor yani? Ya bu kadar ders bombardımanıyla inşallah verir şu bütünlemeyi. İnşallah. İnşallah. Su içmeye geldim Firuze abla. Niye heyecanlandın ki? Hayır, sabah akşam ders çalışıyorsun. Çok yoruluyorsun, bir şeye ihtiyacın varsa seslen, ben getireyim diyecektim. Masa başımda oturmaktan dizlerim uyuştu. Ya, su almaya gelmek bile bir değişiklik. Artık hiçbir dersen kalmayacağım. Ya tatil burnumda tutuyor. Tuğçe kaçta gelecek? İşte buçuk gibi falan. 20-25 dakika var. İyi. Niye sordun? Şeyden sordum. Yani sorularını bir an evvel bitir de Tuğçe gelince rahat rahat oturur konuşursunuz diye. Peki, öyle yapacağım zaten. Hadi ben odamdayım. Hadi. Bıktım bu kızları idare etmekten. Firuze abla. Efendim Cemcim. Kızlar nerede? Nerede olacaklar? Hayatım, odalarındalar tabii. Ben bir bakayım şunlara. Gitme. Ceren banyo yaptı, müsait değildir belki. İyi, banyo yaptıysa bir yere çıkmaya kalkışmayacak demektir. Güzel. Of! Çilek, istersen ben kurutayım. Yok, ben kuruturum. Hem böyle başkası kurutunca daha çabuk bitiyor. Ay nereden uyduruyorsun? Bu makineden bu defa niye bu kadar çok ses geliyor? Her zaman sesi. İkide çalıştırıyorum ya, ondandır. Ben de ikide çalıştırıyorum. Hem zaten bitti. Hadi çıkalım. İyi, tamam.
Bu sefer çok dikkatli olmamız lazım. Eğer abime yakalanırsak senin yüzünden ben de başıma dert alacağım. Ya hep ya üç değil mi? Evet. Birimiz ikimiz, ikimiz birimiz için değil mi? Evet. Neyse. Yani yazın Antalya'da sana bütün borcumu ödeyeceğim, merak etme. Aman Çilek, hadi yürü gidelim. Oha! Bana gidelim diyene bak. Hadi abla. Ay, tamam, geliyorum ya, dur. Annenize söz verdiğiniz saatte evde olun, tamam mı? Ay Firuze abla, ne zaman geç kaldık ki? Yani tabii ki de geleceğiz. Ya siz çıktıktan sonra abiniz kaçtığınızı anlarsa? Biz çıktıktan sonra bir sorun yok zaten. Çünkü çıkmış olacağız. Bağıracak, söylenecek. Sonra annemleri arayacak. Annemler de biz izin verdik diyecekler. Ya beni sıkıştırırsa, nereye gittiler diye zorlarsa? Firuze abla, ne olur söyleme. Söylersen küserim bak. O kadar oyun oynamak için jeton olacağım. Sonra abim arkamızdan gelip bizi zorla eve götürmeye çalışırsa bütün her şey yanar. Ah, siz yok musunuz siz? Of, biraz çabuk olalım. Şimdi abim gelecek, hiç gidemeyeceğiz. Hadi. Bir dakika, benim ayakkabımı bağ çözüyorum. Hadi. Uçarken geldi galiba. Hadi çabuk saklanın. Şimdi abim iner. Hayır, hayır, salona değil, mutfağa. Tuğçe mi? Rıza. Merhabalar. Merhaba. Biraz konuşabilir miyiz? Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Yüzüğü attık, mesele kapandı. Lütfen, konuşmak istiyorum. Yalnız. Çok tutmayacağım. Rahat olun, rahat. Gel hadi, geri tak şu yüzüğü. Tamam, sen kendi isteğinle bırakana kadar ben senin işinden ayırmayacağım. Ama bilesin, evinde yardımcısı olup da başka eve yardıma giden tek hanım olacaksın. Hayırlı olsun. Oh be, galiba barışılar. Ben gidip kızlara söyleyeyim. Hadi hemen savaşalım. Ya öbür türlü de yakalanma ihtimalimiz var. Abim odada bizi görmeyince bütün ev arayacak, hadi. Ya dur, panik yapma. Hep Rüzü ablalar dışarıda özel konuşuyordu. Ayıp olur. Gel şöyle. Kaan da şöyle bekliyor. Saat kaç oldu? Çilek, sessiz ol. Gelecek şimdi. Kızlar. Kızlar. Ya bir ses versenize. Hemen içeri gireceğim, bir şey söyleyeceğim, geri çıkacağım. Kızlar, içeri giriyorum. Benden güven gitti. Aa, nerede bunlar ya? Ceren! Çilek! Ceren! Çilek! Kızlar, neredesiniz? Hadi abla, şimdi kaçalım. Ya Firuze abla, unutuyorsun. Bekle biraz. Ceren, Çilek. Eyvah! Ne oldu? Benim içeri gitmem lazım. Hadi sonra görüşürüz. Ne oluyor ya? Ay çocuklar, eğer şimdi gitmezsem içeride kıyamet kopacak. Her şey birbirinin içine girecek. Hadi görüşürüz sonra. Kızlar, söyleyeyim bakalım. Böyle hazırlanıp nereye gidiyordunuz? Ya abi, saçımı bura at. Ya evet abi, çekiştirip durma şu elbisemi. Kızlar, bir şey sordum. Canım, ne istiyorsun kızlardan? Birlikte markete gidecektik. Ben Rıza'yla kapının önünde konuşuyorum diye onlar da beni mutfakta beklediler. Kapı çaldığından beri buradayım. Peki niye görmedim onları? Niye saklandılar benden? Nasıl yani? İnanmıyor musun bana? İnanmıyorum.
Allah Allah! Gelin bakayım şöyle, gelin. Yürü! Merhaba Firuze abla. Kızlar nerede? Köşede Kaan'ı gördüm, o beni görmemezlikten geldi. Niye acaba? Acil, ne yapıyorsun? Şimdi kiminle buluşacağınız anlaşıldı. Demek Kaan'la buluşacaktınız. Peki öğrenebilir miyim acaba? Nereye gidecektiniz? Gideceklerdi. Bırak bakayım kızları. Betüş Hanım'a Sadık Bey izin verdi. Sen karışma. Onlar anneyle babaysa ben de abim. Hiçbir yere gidemezler. Abi biz takdir aldık. Tatile girdik. Senin mütürlemen yüzünden eve takılıp kaldık. Ya bırak da gidelim. Bulduğunuz her fırsatta bana bunu söylemeyin. Hem bunlar bahane. Hem ben sizi o kadar uzağa yollamam zaten. Bir servis kalkıyor. Onunla gidip onunla geleceğiz. Hem zaten çok kalabalığız. Kalabalığa bak. Sen, Kaan ve Ceren. Başımızda erkek olacak yani. Bana bak ufaklık. Bit kadar boyunda bana Kaan diye sayıklarıp sinirlerimi tepeme çıkarma. Ya senin yaşındaki çocuklar aşık olmuyor. Sen ne biçim bir şeysin ya? Ya ne oluyor aşık olunca? Haddimizi biliyoruz herhalde. Seninle Tuğçe gibi gizli gizli elle tutuşmuyoruz. Birbirimize sarılmıyoruz. Daha yeni yeni takılışınca yanak yanağa öpüşmeye başladık. Beraberken yaptığımız en ayıp şey çocuk filmi izlerken dirseklerimizin birbirimize değmesi. Sen de herkesin yanında aşk aşk deme yani abi. Ya ben ne bileyim ne hissettiğimi, öbür sınıf arkadaşlarım yani erkek olanları görünce kalbimde kaynar sular akmıyor. Bir de Kaan'ı görünce öyle oluyorum. Büyüyünce anlayacağım. Aşk mı değil mi? Ama bunu sen bana öğretemezsin. Kalbime bin tane sihir yapsan da ben karışamıyorum. Hem sen hiç karışamazsın. Tamam mı? Bitti. Şimdi şu kapıdan çıkıp diyorum. Annemleri 5'te evde olacağız diye söz verdim. Sakın yolumuza çıkma. Yoksa ne yapar eder? Senin de Tuğçe ile görüşmeni engellerim. Hadi abla yürü, gidiyoruz. Ah be. Çilek, o neydi öyle? Patladı mı artık? Ama vallahi şair gibi konuştun. Kalbime bin tane sihir yapsam falan dedin. Sen nereden öğreniyorsun bu lafları? Abla ne olur o konuyu kapatalım da gidelim. Kaan aç oldu, aç. Ne yapıyorsun? Yani koşalım manasında. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.